Ey müminler! Cenab-ı Hak kullarına kulluk teklif etmiştir. Ve insanların ilk vazifeleri her şeyden önce ihtimam göstermeleri gereken kulluk vazifeleridir. İlk bakacağın nedir? Allah'a kulluktur. Hiçbir şeyi öne sürme. İlk Allah'a kullukla başlayacaksın. Başlamaz mısın? Sen bilirsin. Bu kainat bir nizam üzerine kurulmuştu. Bir nizamı var, bir intizamı vardı. Bir kanunu, bir kaidesi vardı. Ve bilhassa insanoğlu kendi keyfine bırakılmış değildir. Çünkü yaratılanların içerisinde şerefli olaraktan yaratılan insanoğludur. Şerefine göre mükellefiyeti vardır. Yani uydurmaca yükümlülük veya sorumluluk, mükellefiyeti ve mesuliyeti vardır. Hiçbir özrü ileri sürme. Sabah gözünü açtığın vakitte senin ilk düşüneceğin, ben Allah'ın kulu muyum, değil miyim? Bir kendine sual et. Kuluyum. Peki. Bu kulluğun yerine getirilmesi için emir nedir? Emir, abdest alıp veya gusül edip sabah namazını yerine getirmektir. İşin sağlamdır. Yeni güne sağlam temel üzerine bina kuruyorsun. Korkma. Cenab-ı Hak seninle beraberdir, sana yardım eder. Başka şeyi düşünme. İşin ileri gitmez. Zahmetin artar. Çözülecek işlerin daha düğümlenir. Düğümlü olan kör düğüme döner. Bazıları gelir de hallerinden pek şikayet eder. Yahu sen sabah kalktığında bir namaz kılıyor musun diye sorarım. Evvelden kılardım da şimdi bu hal geleni kılamıyorum. Nasıl iş? Asıl bu hal geldiğinde senin sarılacağın, Allah'a sarılacağın ki seni kurtarsın, nasıl lakırdı? Sen kimden medet umarsın? Eskiden kılardım da bu hal gelince kılamaz oldum. Ya. İşin daha ters gidecektir. Her günün hizmetini sağlam temele otur, korkma. İki rekat. Sünnete yetiştiremesen iki rekat farzını, Allah'ın emrini yerine getir. Ondan sonra kapıdan çık. Şeytan seni kırmaçlar. Elinde gözünü açar açmaz. Elinde sopa, kırbaç, çapık der. Acele geç kaldın. Şimdi yollar tıkanacak, hiç çıkamayacaksın. Sen de aldanırsın, sahi zannedersin.
bana nasihat etmeye geldi dersin. Şeytan. Şeytan kimseye nasihat etmez. Şeytanın nasihati Adem Aleyhisselam'a nasihat ettiği gibi. Adem atamıza. Ye bu ağaçtan dedi de sana nasihat ederim. Allah yeme dedi ama sen yersen de gör, ebedi cennetten çıkmayacaksın. Ben sana nasihat ederim. Bundan gizlice yiyiver sen. Ne yaptı? Cennetten attırdı. İşte nasihatı o kadar kar etti bize. O şeytan melunu. Sana da gelir, acele ol diyor. İşe geç kalacaksın. Kalk basamayacaksın. Ya iki rekat kılayım. Yok yok. Vakit yok. Çabuk. Sonra biner. Hiç yeşil yanmaz sonra. Hepsi kırmızı da bekleye bekleye canı çıkar. Halbuki o iki rekatı kılsa Cenab-ı Allah hepsini yeşil yaptıracak. İşine tez yetişsin diyerekten. Kırmızı yandığında helikopter istersin, binesinden çıkıp geçersin. Ne Rolls Royce'la geçebilin kırmızıları, ne prenses ile ne bilmem neyle. Geçemezsin. Aklını başına al. Mümin isen inan ki ilk vazife Allah'ındır. İlk ödenecek hak Allah'adır. Öde ondan sonra bak işine. Değilse işin yürümez. Hayrettirmez seni. Çünkü şeytana uyun. Şeytana uyan hayretmez. Bir tane şeytana uyup da hayreden bu adamı gördüm diyen varsa çıksın gelsin söylesin bakayım. Şeytana uydum da kâr ettim diyen bir adam var mı? Dünyada görüldü mü, işitildi mi? Ben ne kadar aldatıyor bizi. Ha. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor. İnna minel mujrimine muntakimun. Benim hakkımı çiğneyen kimseler hakkında hükmümü infaz ederim. Yani ilahi intikamım vardır. İlahi intikam manası ona bir ceza veririm. En azından dediğimiz gibi efendim yolda eziyet çektirir onu. En azından. Yarım saatte gidecek yere yarım günde gidemez. Ezilir, elenir, çiğnenir. Manen ve maddeten. Ben diyor, benim hakkımı saymayanlara ceza veririm. İntikamım haktır. İlahi intikamım vardır. Yani ben ilahi kanunum neyse tatbik ederim. Ve la yehâfû ukbâhâ. Çok geçmiş olan efendim işi azıtmış olan, yoldan kaçmış olan, haktan kaçmış olan, dönmüş olanları ben helak etmişim ve kimseden de korkum yoktur. Bir kavmi helak ettiğim vakitte veyahut bir insanlığı tufan ile kahrettiğim vakitte bana karşı durup da ne yaparsın, ne edersin diyecek kimse yoktur. Kimseden korkum yoktur diyor Cenab-ı Allah. Sizi de güzel güzel birbirinize terbiye ettiririm. İnna minel mücrimine muntakimun. Mücrim olanlardan, beni saymayanlardan, bana karşı zorbalık gösteren, daha halk tabiriyle Hakk'a karşı horozlanıyor. Horozun büyüklenmesi nedir? Onun gibi horozun kafası kadar aklı da olmayan adamlar Cenab-ı Hakk'a karşı kafa tutmak ister. Onları ben terbiye ederim.
birbirlerine terbiye ettireceğim insanları şimdi. Yerden ve gökten azap indirmem, başka ümmetlere olduğu gibi, ama birbirlerine karşı onları musallat edip de terbiye ettireceğim. Onun için şimdi insanlar birbirlerine karşıdır. Zayıf kuvvetliye karşı, kuvvetli zayıfa karşı. İşçi, işverene karşı, işveren işçilere karşı. Efendim, köylü şehirliye, şehirli köylüye karşı. Hükümet ahaliye, ahali hükümete karşıdır. Talebe hocasına, hocalar talebesine hınçlanır. Karı kocasına, koca karısına hınçlanır. Kardeş kardeşe hırlanır. Komşu komşu birbirlerine karşı hırslanır, kinlenir. Binaenaleyh bu dünya üzerinde millet millete karşı, cemaat cemaate karşı, partiler partilere karşı, sen bu partiden ben bu partidenim. Sen Kürtsün ben Türk'üm, ben Arap'ım sen Türk'sün. Bu şudur budur, bu cahillik ile Allah'ın verdiği şerefi bırakıp da Türklük ile, Kürtlük ile, Araplığı ile, İngilizliği ile, bilmem neli ile iftihar eden kimseleri Cenab-ı Allah birbirlerine musallat eder. Sonra kıyasıya birbirlerini onlar tartaklar, parçalar, ezer eler. Çünkü Allah bize ne Türklükle şeref verdi, ne Araplıkla. Bize veyahut ne Avrupalı olmakla, ne Amerikalı olmakla bize şeref verdi. Bize verdiği şeref iman ilendir. Kim iman rütbesini giydiyse Allah yanında o şereflidir. Sen Allah'ın karşısına gidip ben Türk'üm dediğin vakitinde Türk'ün sen, bana kulluğun nerede? Bana imanın nerede? Salih ameli ibadetin nerede diyecek? Seni ben Türk yaratmakla efendim iş bitmediydi ki, sana gerçi o kavimden olmaklığı nasip ettim ama sen onun üzerine iman libasını da giyecektin. O iman libasıyla bana gelecektin. Sen iman libasını giymeden İtsiriya gibi efendim çırçıplak bir Türklükle benim karşıma geldin, ya bir Türklükle bana geldin, ya bir Araplıkla bana geldin veya Avrupalıyım diyerekten geldin. Bunlar benim yanımda geçmez. Benim yanımda geçen şeref iman şerefidir. Ne de imanın? Onun için asıl şerefi bıraktığımız için şimdi birbirimize girdik. Ama doğru söylersen herkes canı sıkılıyor. Ey 99'unun canı sıkılsa birinin biri hakkı kabul etse gene kazançtır. Hakkı kabul et. Çünkü söylenen söz Allah'ın sözleridir. Ona dikkat et. Boş davalar sürüyoruz biz. Dedik ya parti parti olduk. Ve Cenab-ı Allah birbirlerinin eline kimisine sopa, kimisine topuz, kimisine kılıç, kimisine tüfek. Her birerlerinin eline başka şeyler verdirip birbirlerine terbiye ettiriyor şimdi. Şimdi bütün dünya birbirine girmeye de hazırdır. Günden güne, günden güne sulha doğru yaklaşmıyor bu alem. Kavgamız artıyor. Çünkü bu dünyaya hırsımız çoğaldı. Her birerlerimiz bu dünyanın hepsine sahip olmak isteriz. Kendi miktarımızca tabii, kendi miktarımızca, kendi kudretimize göre biz hırs ile dünyaya yürüyoruz. Yanımızdakılar da aynı hırsla geldiğinden birbirimize giriyoruz.
Allah'a kulluk en geride kalıyor, unutuluyor ve mücrim sıfatına düşüyoruz. Allah bizi günahkar sıfatında huzuruna gelenlerden etmesin. Çünkü her kim günahkar gelirse ilahi intikam vardır. Dünyada da tutar, ahirette de. Ömrümüz günden güne doluyor. Nefeslerimiz sayılandır. Her günde 24 bin nefesimiz vardır. Vere vere yolu kesiyoruz. Yolun neresine geldiğimiz belli değildir. Allah'ın kulluğunu yerine getirmeye gayret et. Dünyanda mamur olur, ahiretinde. Bu kadar bize yetişir. Şimdi bu İngilizce anlayanlara bir iki söz söyleyelim inşallah. Söyleyene değil, söyletene dinleyen. Ben de dinliyorum. Söylediğim bana da lazım, size de lazım. İnsaf et, kabul et. Namazsız evden çıkma. Temelsiz bina kurma her gün. Öğlen ikindin akşamı belki kılamazsın. Akşam döndüğünde ikişer rekat onların da kazasını yap. Oldu gitti. Olaylığı var. Gavur memleketini diyeceksin, baş edemiyoruz, esir gibiyiz, peki esirsen, akşam esirlikten seni azat ettiklerinde yıkan, efendim, temiz, ondan sonra dört öğleni, dört ikindini, üç akşamı, yatsıyı yat aşağıya. Tembel tembel o şeytan dolabının karşısında geçip oturma.